bölümde de biraz konuşmuştuk. Salih Uçan'la anlaşma sağlandı. 2 artı 1 yıllık bir sözleşme imzalandı. Artık Salih Uçan Beşiktaş'ta forma giyecek. Zaten bekleniyordu ama haberler doğru çıktı. Resmileşti en azından. Biz de spor ajansının ilk bölümünde paylaşmıştık. Tabii diğer yandan Beşiktaş'ta da transfer hareketliliği var. Bir golcü transferi bekleniyor. Bununla beraber işte iç transferde biraz hareketli bir hafta olabilir Atiba, dedi biraz önce Sercan. Atiba ile anlaşma sağlandı. Resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor. Bir yıl daha Beşiktaş forması giyecek. Diğer yandan Dzeko adı konuşuluyor, Diego Costa adı konuşuluyor. Yıldız bir golcü transferi için. Tabii Şampiyonlar Ligi de düşünülüyordur şüphesiz. Evet. Bir de Kaan Ayhan için yine bir kiralama formülü olabilir. Haberlerini paylaşıyoruz. Şöyle bir Beşiktaş'ı toparlayalım. İlk bölümde konuşmuştuk zaten son dakikayla. Hocam buyurun başlayalım yine. Ya ben Beşiktaş'ı şu an için çok eksik görüyorum. Çok oyuncu kaybettiler. Yani önümüzdeki omurga sene. Omurga gitti hocam, omurga. Evet, şimdi normalde hep şudur. Her gün bir önceki günden daha iyi olman lazım. Gelişme böyle bir şey. Daha üstte olman lazım. Daha ileride olman lazım. Bu kayıplarla Beşiktaş çok geriledi. Kaldı ki Beşiktaş'ı bu sene bu kadar ileriye taşıyan en önemli faktör Sergen Yalçın faktörüydü. Bunun altını çizmek lazım. Bu konuları önce bütün Beşiktaşların kapatması lazım. Bu bir aylık sözleşme sancıları bazı Beşiktaşların bir yerlerinde acı yaratmış, hasar yaratmış olabilir. Yani bazen derler ya, imzayı attığın zaman ömür boyu susmaları gerekir. O yüzden Sergen Yalçın kulüple o imzayı attıkları andan itibaren sonuçlar ne olursa olsun artık onun kimse tarafından sorgulanmaması lazım. Niye bunu söylüyorum? Çünkü Beşiktaş bu sene daha çok zorlanacak. Beşiktaş hedef takım olduğu için diğerlerinin geçmek istedikleri takım olacak. Şimdi kadroya geri dönelim. Ersin büyük bir ihtimalle bence kalacak gibi duruyor. Yani konuşulan bu küçük rakamlara, benim için küçük Ersin'in değerine göre, vereceklerini sanmıyorum. Şöyle kadroya baktığımda Rozier ne olursa olsun gelecek gibi hissediyorum. Sanki o ekonomiyi Beşiktaş çözecek gibi, o da çok istiyor. Geride yine Rozier, Vida, Wellington, solda Enskala var. Rıdvan'ı ayrı değerlendirmemiz lazım. Orta sahaya bakıyoruz. Josef burada çok büyük bir kazanç. Atiba ile imzaladılar, kabul edelim. Orada bir sorun yok. Ondan sonra da evlat Necip zaten var her zaman. O Necip'i boşlukta Necip'i her yere say. Ama Gezal hocam, Gezal. Sergen Hoca'nın anlaşmazlığın işte uzamasının nedeni Gezal'ı istiyor. Var hocam. Olanları sayıyorum. Çok haklı. Bakın Oğuzhan'ı var diye kimse konuşmuyor bile. Oğuzhan gibi bence değerli bir futbolcu. Tabii. Dorukhan kalsaydı daha iyi olur muydu? Kesinlikle süper olurdu Beşiktaş için. Bu niye yönetilemedi onu konuşmak lazım. Hasic sakatlığı devam ediyor. Hı hı. O bahsettiğimiz özel yeteneklerden biri. Laiç'i de satmamız lazım diyoruz. Yani bence de satılması lazım. Bir alan olsa? Şimdi Gezal gitti yok. Abubakar gitti yok. Hı hı. Larin bir sene sözleşmesi kalmış. Kulüp sözleşme yani uzatmak istiyor. Futbolcu da diyor ki ya ben uzatmazsam daha karlı çıkacağım. Hocam Larin Sergen'in sihirli ellerinin kendisinde yarattığı farkı kendisinden kaynaklanmış bir yetenek açığa çıkışı olarak yorumluyor ki çok yanlış yapıyor. Larin sezon başında 500 bin euroya talebe çıkmayan bir oyuncu. Onu evet. O noktaya taşıyan Sergen Hoca'nın aklı ve oyun bilgisi ve biraz da Gezdal oldu. Larin imzalamıyorsa Beşiktaş'ta imzalamasın ya. Çok önemli değil. Seneye de gitsin. Böyle aranacak Beşiktaş taraftarının aman ille de Larin kalsın diyeceğini zannetmiyorum. Şimdi ama bu dönem için bakın en azından takımda oturmuş bir oyun anlayışı tamam, var. Tamam bu sene oynuyor o işte. O oyun anlayışının sürdürülmesi için senin bu futbolcuları mümkün olduğunca kaybetmemen lazım. Kaldı ki sezon sonu daha şimdiden ben başka yere gideceğim diyen futbolcudan ne performans alırsın? Ayrı bir konu. Gökhan kalacaklardan bir tanesi. Töre kalması da iyi olur. Enkudu burada. O yüzden ofansif yöne işte baktığımızda Beşiktaş'ın gerçekten bir Teixeira gibi orta sahada ofansif yönü, yaratıcılık yönü ön planda olan bir futbolcuya Gezal'a gibi değil Gezal'a Larin'i Gezal yarattı Sergen Hoca ile birlikte. Gezal'sız Larin
500 bin euroluk teklif alamayan lerine dönüşür. Ya o kazan kazan modeli oldu. Kesinlikle Beşiktaş'ın Gezal'ı bir şekilde tutması lazım. Gezal sağdan sol ayağıyla ikinci direğe kaldırdı topu. Eliyle atmış gibi atmış. Larin vurdu, gol attı. Gezal değer kazandı. Asist oldu Gezal'ın yaptığı her orta. Evet. Ama diğer taraftan da Gezal orayı ortaladığı için de Larin o golleri attı. Hocam Gezal orta yapmıyordu ki Larin'e. Kazan. Kardeş şunu, şunu bir içeri itelesene diyordu. Ya öyle paslar atıyor. Bir de iyi de gol olsun değil mi? Gerçekten o yüzden Larin günahını almayalım. Her yok, zaman temiz çocuk, güçlü çocuk ama çok yetenekli. Her zaman iddiam şu, Beşiktaş taraftarı. Gezal o kadar yetenekliydi ki. Kesin onun bile hala daha iyisini yapacağına inanıyorum. Evet. Beşiktaş taraftarı şunu hatırlasın. Geçen sene kendilerinin bile bizden bir şey olmaz dediği o takımla şampiyon oldular. Demek ki isimler hiç önemli değil. Kim gelmiş gelmemiş onun üzerinde fazla durmasınlar. Onları şampiyon yapan onların o takım ruhu, takım olgusu. Sergen Hoca'nın verdiği güven ve motosikletle gelen transferlerin müthiş verimi. Ya o motosikleti de abartmayalım. Yani biz... Ama hocam bilmiyoruz ne vereceğini. Motosiklet 200 cc'lik ufak bir motosiklet. Onu abartmayalım ya, ilginç. Ama... Biz ilginç hocam, hikayeler yazmayı bak. Seviyoruz ya. Yani, Gezal'la Rozier'in nasıl bir performans göstereceği biraz soru işaretiydi. Evet. Ya mutlaka bunun motosikletle bir ilgisi yok. Yürüyerek de gider verirsin. Onun son dakika yani, olması yani. O hikayeleri süslemek için tamam ama mı? Ama hocam bizi, hayat böyle bir bizim şey değil midir? Bizim çok güzel bulgularımız. Nedir ya? Vurdu gol oldu direkten döndüğünün dışında da konuşacaklarımız oluyor işte. Ana fikirden hiçbir zaman uzaklaşmayalım. O yüzden Beşiktaş'ı zor bir sezon bekliyor. %100. Bir de şurada bir inşallah hata yapmazlar. Sevgili Sercan Dikme de söyledi. 10 yaşından işte 100 yaşına kadar, biraz daha alt sınır koydu. Herkesin bildiği çok iyi bir oyuncu alınacak. Ya illa böyle bir oyuncuya kanalize oluyorsun. Santrfor için özellikle evet, değil mi? Ondan sonra hocam? Onu alamayabilirsin. Bazen de orada... Alexander Sörlot gibi kimsenin bilmediği doğru adam al. Fenerbahçe'de hoca olarak kimleri hayal ettirdi? Sonuçta nereye geldi? Bu olmuyorsa da sorun değil. Ama yönetimin de Sergen Hoca'nın da bunu istediğini bilsinler yeterli. Bu sene bütün kulüplerimizin en büyük transferi %50'si bile olsa ilk maçtan itibaren sahada olacak olan taraftar olacak bence. Tabii. Hmm. Uzun bir aradan sonra Süper Lig'de taraftarlar tribünlere dönüyor. Çok heyecanlıyım. Yani ben. Gidecek misin maçlara? Giderim, niye gitmeyeyim? Değil mi? Yok yani hedef maçım var mı? İlk. Gidelim, hafta, severim. Hafta. Maça gitmeye. Mümkün olsa o yayınların tamamını stat'tan yapacak. Yani sinema onu sorduğun anda sormana gerek yok. Yok planlama yaptı mı diye. Bence yani, planlamayı öyle yapmak maçları lazım. Var ya belki yapmıştır diye şimdi de. Yani sevgilisiyle falan yani. İstanbul dışına da göndermeyelim seni. İstanbul'daki büyüklerin. Fark etmez hocam. Ki, sahada olmak her zaman güzel. Evet, Kasımpaşa, Başakşehir dahil olmak üzere. O maçlardan önce sonra orada program yaptıralım. Peki, Trabzonspor'la devam edelim.